Hayır bıraktım. Yazın tanıyamazsın. Şimdi kızar ne oluyor? Sizinle kendi arasındaki mesafeden tamam. Deniz mi? Ben göremezdim. Maşallah bizim böyle. Çağrı isminde devemiz var. O da çift örgüçlü Asya devesi. Bu erkek kendisi 14 yaşında. Bu deve ile diğer dişi develere eşleştirdiğimizde melez bir ürün elde edilmekte. Bunun ismini Tülü, orijinal ismi Tülü. Yani güreş develeri oluşturmakta. Çok ahlaklı bir deve. Yani çoluk çocuk güvenle yanına girebilir, sokulabilir, sevebilir, zarar vermez. Çağrı görmeden önce hareketliliği hiç yoktu. Küskün, dargın, hayata küsmüş, olduğu yerde bekleyen, hareketliliği bitmiş vaziyetteydi. Yeme içmeden ırak yani uzaklaşmıştı. Vücut yapısı küçülmeye başlamıştı yani az yediği için. Herkes farklı bir şey. Mental maç nerede artık? Tabii vicdanımız var. Biz bunlardan para kazanmaktan ziyade biz bunlarla arkadaş gibiyiz. Paranın, pulun ve emeğin önemi yok. Biz bu devenin şifasını arayalım, bulalım dedik. En sonunda Allah razı olsun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu şeyimizi yani muzdaripliğimize çare oldular, şifa oldular. 15-20 gün sonra yani toplam 20 gün sonra ameliyatından sonra bu görmeye başladı. Seçmeye başladı. Kafasını, boynunu, göz şeklini çevirmeye başladı. Seslerin geldiği yere, cisimlere doğru bakmaya başladı. Çok mutlu oldu yani. Bu sefer yemeği, içmeyi görmeye başladı. Yediğini, içtiğini gördü. Suyun nerede olduğunu gördü. Çok sevindik. Sevindiğimiz için ikinci ameliyatını da uygun gördük ve getirdik. Yani ben biraz duygusallığa girdim yani ameliyat esnasında gözü ben kendim o ameliyat esnasında olsaydım zor durum diye düşündüm. Biz onu satmaya düşünmüyoruz. Para olarak görmüyoruz yani. Evimizde diğer dişi develerimiz olduğu sürece babalığı devam etsin diye düşünüyoruz. Çağrı devemiz artık sağlığını kavuştuktan sonra daha nice güreş develeri üretecek inşallah. Katarakt operasyonu geçirdi. Gözün içerisinde opaklaşmış olan, beyaz renk almış olan lens dediğimiz mercek uzaklaştırılarak gözün önündeki perdesi kaldırılmış oldu. Artık görme yetisine tekrar kavuştu. İpi bırakayım mı? Bırakma. Yine biz FAKO yöntemiyle yaptık bunları. Başarılı bir sonuca ulaşmıştık. Evet, FAKO dediğimiz içeride parçalayarak uzaklaştırma yöntemi. Bunda başarılı sonuçlar elde etmiştik. Yaptığımız araştırma makalelerinin araştırmalarda ise bununla ilgili bir örneğine rastlamadık daha önce. FAKO ameliyatı ile ilgili develerde daha önce bir operasyon gerçekleştirilmemiş. İlk defa biz bunu burada gerçekleştirdik ve olumlu sonuçlara ulaştık. Diğer yaptığımız göz kısa zamanda sonuç verdi. Görmeye başladı. Şimdi ikinci gözü de yaptığımız zaman daha iyi görme şansı olacak. Oldukça iyiydi, başarılı. Gayet temiz bir operasyon oldu. Sıkıntı.